Crystal Bridge Amerikan Sanat Müzesi'nde Titus Kapar'ın Sürgünün Bedeli adlı bir tablosuna bakıyoruz. Sanatçı bu resmi Amerikan Başkanı Andrew Jackson resmeden bir tabloyu kopyalayarak yapmış ancak resmi kısmen değiştirmiş. Titus Kapar'ın burada yaptığı şey zaman içinde var olan sanat eserlerine bakmak ancak kendi fikirlerini yaptığı esere eklemek. Sanki sanatçı sanat tarihindeki çeşitli varsayımları açığa çıkarmak istemiş gibi. Birçok sanatçı gibi o da sanat tarihini seviyor ama daha çok eleştirel düşünmeyle ilgileniyor. Yani görmediğimiz şeylerin ne olduğunu düşünmemizi istiyor ve bu fikirleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını kullanıyor. İşte Andrew Jackson'ın heybetli resmi burada. Gerçek boyutunun çok üstünde resmedilmiş. Bu tablo ülkenin önderlerini bir manzaranın önünde at sırtında gösterme geleneğine uyuyor. Başkan çok otoriter bir şekilde sakince oturuyor. Yani bu hareketli hayvanın üzerinde sakince oturmak gibi çok eski bir sanat tarihi geleneğini görüyoruz. Titus, eski usta ressamların uslubuyla boyutları küçültülmüş atın ve manzaranın tasvirini çok güzel bir biçimde yapmış. Ayrıca figürün büyük kısmını ise vahşice diyebileceğimiz bir şekilde kapatmış. Buradaki boya, çiviler ve bu kumaş şeritleri arasında gerçek bir uyumsuzluk var. İlk baktığımızda şok edici geliyor. Titus, tuvali çok ilginç bir biçimde kullanır. Mesela tuvali keser, deler, bazı parçalarını boyar. Üstelik bu resimde üzerinde yazılar olan yırtık tuval şeritlerini Jackson'ın üzerine çivilerle tutturduğunu görüyoruz. Bu şeritler Jackson'ın ağzını kapatıyor, onu sessiz hale getiriyor. Ralph Earl'ün eserine baktığımızda, Gerçek bir kahramanlık asaletine sahip birini görüyoruz. Ama burada Titus yüzün bir kısmını kapatarak ondan bu asaleti almış. Titus bizden daha derin düşünmemizi ve daha çok Jackson'ın kendi sözlerine veya eylemlerine bakmamızı istiyor. Yüzüne değil. Yırtık tuval parçaları üzerindeki yazılara bakalım. Bunlar Jackson adına mı konuşuyor? Bu parçaların üzerindeki metinleri okumak zor ama tablonun adının sürgünün bedeli olduğunu biliyoruz. Bu, Kızılderili sürgün yasasına bir gönderme. Bu yasaya göre Amerikan yerlileri Mississippi'nin güneydoğusundaki topraklarından Kızılderili topraklarına gönderilecekti. Ve bu, kuvvet kullanarak zorla vahşi bir şekilde gerçekleşti. Bu, Jackson'ın imzaladığı bir yasaydı. Yani şimdi, gözyaşı yolu dediğimiz bu şeyi uygulamaya sokan Başkan Jackson'dı. Nihayetinde bu olaydan sorumluydu. Burada apaçık ırkçı bir politikadan bahsediyoruz. Amerikan yerlilerini bu topraklardan gönderilmesi gereken vahşiler olarak görüyorlardı. Böylece beyazlar burada çiftçilik yapabileceklerdi. Ve 1840'lardan itibaren on binlerce Amerikan yerlisi yerinden edildi. Bu çok büyük bir sayı. Peki çiviler ne anlama geliyor? Üzerinde Jackson'ın el yazısı olan tuval şeritlerinden bazıları biraz okunuyor. Bir yerde insanları o topraklardan sürmenin maliyetini yani bedelini ifade eden bir rakam görüyoruz. Fakat Jackson'ın üzerindeki çiviler sanki sanatçının Jackson'ı cezalandırdığı hissini veriyor. Aslında çiviler Afrika fetiş objelerine de atıfta bulunuyor. Bu objelerdeki çivi miktarı objenin ne kadar önemli olduğunu ya da kaç kişinin ona güvenip inandığını gösteriyor. Bu tabloda da sanatçı Amerikan halkının başkalarına ne kadar inanıp güvendiğini anlamak için Afrika objelerindeki gibi çivi kullanmış olabilir. Burada tabii başkanlığın kişiye getirdiği imtiyaz ve başkanın insanların yaşamları ve aileler üzerindeki etkisi söz konusu. Kısacası sanatçı Jackson'ı farklı bir şekilde ele almamızı istiyor. Sadece bu resimdeki Jackson değil, bir ülkenin kahramanlarının. Mesela ekrandaki örnekte Amerikan başkanlarının gördüğümüz tüm tasvirlerini yeniden düşünebiliriz. Bize anlatılmayan diğer hikayeler nelerdir? Sanatçı diyor ki, bize öğretilen tarihin çoğunun en iyi ihtimalle eksik ve en kötü ihtimalle kurgu olduğunu çok derinden hissediyorum. Tarihi okudukça tüm anlatımların bir dereceye kadar kurgu olduğunu fark ediyorum. Yorumlarken bir şeyler eksik kalıyor. Tarih boyunca ressamların kurgu fikrini benimsemiş olduklarını anladığımda bu resimleri benim için anlamlı bir şekilde ele alma özgürlüğünü hissettim. Bu da bize gördüğümüze inanma eğiliminde olduğumuzu hatırlatıyor. Özellikle bir müzedeyken ki müzelerde de bir tür hakimiyet hissi vardır. Bu kurgu ve güç hislerini müzelerde hissedebiliyoruz. Hatta sadece resimler değil, müzelerin de Jackson'ın kendisinin bir parçası olduğu korkunç baskıda rolü olduğunu söyleyebiliriz. Herkes belirli bir hikayeyi anlatmak için bir seçim yapıyor ve genelde tüm bir grup ya da olaylar dışarıda bırakılıyor. Mesela kimlerin portreleri yapıldı? Kimlerin portreleri bir müze koleksiyonuna girerek orada yüzlerce yıl kalmak üzere yapıldı? Bu tablo bizden kimi gördüğümüzü düşünmemizi, ancak kimi görmediğimizi de asla unutmamamızı istiyor.